Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci sesli videomu yapıyorum. Bu videoyu yapıyorum. Bu yorumlarda bir arkadaş sürekli sormuştu. Kement diye bir alet var ve yani saçı çevreleyip böyle boyamak için kullanılıyor. Ve onu nasıl kullanıldığını sormuştu. Ben de ona şey dedim. Tamam, yani onun videosunu yapacağım dedim ve evet, biraz geç oldu. Çünkü telefon bozulmuştu. Hiçbir şekilde edit yapamıyordum. Zaten bunu söyledim. O yüzden geç oldu ama yine de yapıyorum. Evet, şimdi ilk önce kement nasıl, hangi alet onu göstereceğim. Gene kalem kısmına geliyoruz gösterdiğim yerde. Kaleme bastık. Burada en üstlerde, yani dönüştürmenin altında kement var. Kement burada, evet. Kementi aldık. Şimdi saçımızı şöyle çevreliyoruz. Yani normal şekilde saçı boyar gibi. Böyle çevreliyorsunuz saçı. İşte ben az göstereceğim bu sefer. Evet, bu şekilde saçı yavaş yavaş şöyle çevriliyorsunuz. Ve daha sonra yani basitçe boyayabiliyorsunuz. Evet, kaleme geri geldim. Mesela böyle bir renk aldım. Böyle taşırarak böyle boyayabiliyorsunuz. Ama yani kement yaptığınız yerler sadece boyanıyor. Bayağı güzel bir özellik. Ben bu özelliği çok seviyorum. Bayağı pratik oluyor. Evet, bu şekilde boyadıktan sonra şey yapabiliyor. Evet, tekrar kementi açtık. Burada şöyle bir işaret var en sağda. Ona bastık. Seçimi kaldır yazısı çıktı ve seçim kaldırıldı. Tabii bütün saçları alamayabilir. O yüzden siz gene şöyle yaparsınız kalan saçları. Evet, sonrası zaten diğer videolarda olduğu gibi bulanıklaştırıyorsunuz. Yumuşak şık yapıyorsunuz. Bu kadar. Yani bu şekilde kullanılıyor. Aslında evet, bir tane daha yolu var. O da şu en üste geliyorsunuz. Şöyle bir kare yer var ya. Ona basıyorsunuz. Burada işte kes, kopyala falan böyle şeyler çıkıyor. Sonra burada opaklığı seç var. Opaklığı seçe bastığınız zaman boyadığınız yer bu şekilde alınıyor. Tabii bunu yumuşak şık yapmadan öyle yapsanız daha iyi olur. Daha sonra mesela ben bazı videolarıma başlamadan önce saçı boyuyorum kayıt öncesi. Daha sonra buradan işte opaklığı seç yapıyorum. Daha sonra boyadığım saçı siliyorum. Şöyle. Daha sonra işte tabii yumuşak ışık oluyor. Siliyorum. Ve böyle hani sanki işte böyle yani kendim yapmışım gibi oluyor. Aslında kendim yapmıyorum. Daha kolay yani. Gene kendim yapmış oluyorum tabii ama siz anladınız. Evet, bu şekilde oluyor. Daha sonra işte videolarda da geliyorum, böyle boyuyorum. Sonra nasıl kaldıracağız? Gene giriyoruz buraya. Opaklığı seçin üstünde seçim alanını kaldır var. Seçim alanını kaldır yaptığımızda gene aynı şeyler oluyor. Evet, bu şekilde. Evet, isterseniz başka bir yol daha var. O da şöyle, iki yazan yere geliyoruz. Burada seçim katmanı var. Seçim katmanına giriyoruz. Şu an seçim katmanındayız. Evet, şimdi böyle saçı normal boyar gibi yaparsanız, şöyle böyle işte saçı boyuyoruz normal, tamam mı? Evet, saçı böyle normal boyuyorsunuz. Daha sonra gene normal yerine geliyoruz. Yani bizim normal katmanımıza. Ve gördüğünüz gibi gene yapmışız gibi oluyor. Yani kementle yapmışız gibi oluyor. Seçim alanında saçı boyarsanız gene bu şekilde katman yapmış oluyorsunuz. Yani böyle kolay yoldan yapabileceksiniz. Evet, gene seçim alanını kaldır diyerek full seçim alanlarını oradan kaldırabiliyorsunuz. Evet, bu kadardı yani. Kement bayağı bence güzel, pratik bir şey. Bunu da işte bir arkadaş istediği için bu videoyu çektim. Umarım yani yararlı olmuştur herkes için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın.